Evet, şimdi Ukrayna konusuna bakalım. Orada durum nasıl? Efendim, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Barış görüşmelerinin sona erme riskinin çok yüksek olduğunu da belirtti Zelenski. Rusya ise görüşmelerinin duraksamasının nedeninin Kiev'in değişen tutumu olduğunu savundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, barış görüşmeleri her an çökebilir dedi. Ancak Moskova'ya kapıyı kapatmadı. Rusya lideri Putin'le konuşmaya hala hazır olduğunu vurguladı. Zelenski Polonya medyasına konuştu. Rusya'da her şeye tek bir adamın karar verdiğini, bu nedenle Putin'le görüşmek istediğini söyledi. Tek bir şans varsa konuşmamız gerekiyor dedi. Ancak Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerdeki eylemleri nedeniyle görüşmelerin sekteye uğraması riskinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi. Buça ve Mariupol'den sonra insanlar sadece onları öldürmek istiyor. Böyle bir tavır varken herhangi bir şey hakkında konuşmak zor ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Kiev'i Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den gelen talimatlarla duruşunu değiştirmekle suçladı. Barış görüşmelerinin duraksamasının nedenini Kiev'in sürekli oyun oynama arzusu olduğunu savundu. Rusya'nın kendisini NATO ile savaşta görmediğini söyleyen Dışişleri Bakanı, böylesi bir gelişmenin nükleer savaş riskini artıracağını ve buna izin verilmeyeceğini kaydetti. Rusya'nın kimseyi nükleer savaşla tehdit etmediğini söyledi. Rus birlikler geçen ay Kiev bölgesinden çekilmiş, yönünü doğudaki Donbas bölgesine çevirmişti. Ukrayna, Rusya'nın saldırıları sonucu bazı köy ve kasabaların kontrolünü kaybettiğini doğruladı. Ancak Moskova'nın elde ettiği kazanımların maliyetinin de çok ağır olduğunu öne sürdü. Batılı yetkililer de Rusya'nın işgalinin boyutunu daralttıktan sonra daha az kayıp verdiğini, ancak kayıplarının sayısının hala epey yüksek olduğunu belirtiyor.